şunu söyleyeyim değerli izleyicilerimize. Neden katkısız, neden değiştirilmemiş tohumları tüketmek zorundayız? Yani bunun gerekçesini söyleyeyim. Mesela diyor ki vatandaş Hüseyin, ya hocam diyor benim soyumda, sopumda, sülalemde böyle bir hastalık yok. Nereden çıktı benim çocuğumda bu hastalık diyor mesela. Şimdi bunun sebebi ne olabilir? Yani bugün bakın dünyada Hüseyin bilinmesi gereken ve artık makaleler bu konuda yayınlanmaya başladı. Ben 93-94 yıllarında tükettiğimiz gıdaların bizim genetik yapımızı etkilediğini söylemeye başladığımda adam kimyacı zaten bilmiyor. Bu keçileri kaçırmış deli bu dediler. Bak bugün söylediklerim çıkıyor. Yani e, e, kanıtlanıyor da yani 20 seneden fazla oldu siz bu tohum olayını anlatalı hocam. Evet. Ben yakınen şahidim. Evet. Ya. Şimdi burada bak kıldan ince kılıçtan keskin bir konu var Hüseyin. Bunu değerli izleyicilerimize doğru anlatmak lazım. Ben mümkün olduğu kadar en basite indirgeyerek bunu anlatacağım. Bir lise kimyasıyla bunu anlayacaklar. Yani çünkü bir şeyin kimyasını bilmiyorsanız onu ne kullanabilirsiniz ne de önerebilirsiniz. Kimyası çok önemli. Şimdi bak vatandaş diyor ki: "Ya hocam diyor bu hastalık nereden çıktı?" diyor. Yani benim sülalemde böyle bir şey yok. Benim diyor 4-5 nesil gerime bakıyorum. Teyzelerime, ninelerime, dedelerime yani bizde bu Mesela kanser yok diyor ama benim kızım da çıktı diyor. Şimdi veya Hashimoto tiroid mesela. Ne bileyim e, otoimmün bir hastalık. Neden diyor. Yoktu bunlar. Evet şimdi bakın bunun cevabını verebilmek için Hüseyin diyorum ya. Kıldan ince kılıçtan keskin doğru anlamak lazım. Şimdi eskiden denirdi ki. Hala da buna inananlar var da artık zorla ee, bu fikirlerini değiştiriyorlar çünkü bilimsel yayınlar fare deneyleri hayvanlar üzerinde yapılan klinik çalışmalar bunu kanıtladı. Ya hayvan deneyine bile gerek yok. Gerçekten kimyayı biliyorsanız yani bu kimya bir de doğanın bir kimyası var bir de mektepte okuttun öğrettikleri bir kimya var. Hani yani fizik de öyle. Yani fiziğin kanunları var, doğa kanunları. Bir de onu okulda öğretiriz. Fizik bunların birbirleriyle örtüşmesi lazım. Tabiatla uğraşamazsın. Tabiatın kanunlarına, gidişatına saygı duyacaksın. Yoksa o tabiat adamı yer. Hüseyin. Şöyle söyleyeyim. Burada bu konuya şöyle yaklaşalım. Şimdi vatandaş diyor ki, hocam diyor, soyumda, sopumda benim yok böyle bir şey diyor. Bunlar nereden çıktı diyor? Bu hastalıklar yeni yeni. Kanser aldı başını gidiyor diyor. Çok çoğaldı. MS bayanlarda, genç kızlarda özellikle. Şimdi burada ben şunu söylüyorum. Bakın. Eskiden denirdi ki efendim siz buğdayı, sebzeyi, meyveyi tükettiniz mi? Tamam bu parçalandı gitti. Bu artık sizin genetik yapınızı etkilemez. Küllün yanlış. Gıdalar, gıdalar üzerinden aldığımız mikro var. Bak mikro diyoruz. Yani bunlar messenger ernea gibi yani mesaj taşıyan küçük küçük parçacıklar bu mikro erneyalar ne oluyor? Gıdayı aldınız, bağırsaklarda emiliyor, kana karışıyor. Erneya gen, gıdanın geni küçük parçacıkları öyle söyleyeyim. Bunlara mikro erneyalar deniyor. Bu mikro erneyalar hem kanda dolaşıyor hem de dokularınıza ve organlarınıza gidiyor. Şimdi burada ne olmuş oluyor? Dokuya geldiği zaman hücre, hücrenin zarını geçiyor. Oradan difüzleniyor. Önünde büyük bir lebi derya, deniz var. Biz ona hücrenin içindeki sıvı sitozol diyoruz. Oradan çekirdeğin bulunduğu, yani bizim genom dediğimiz DNA'mızın bulunduğu çekirdeğe geliyor. Çekirdeğinde porları var. Şimdi orada import eden, import biliyorsun içeri almak, ithal etmek, i̇thal export dışarı, exporting, importin ve exporting proteinleri var. Bu mikro RNA'yı içeri alıyor. Ve şimdi bak aklını kullan Hüseyin. Bizim bir bağışıklık sistemimiz var. Diyelim ki bir zirai ilaç aldın o toksini gitti senin DNA'nı bozdu, mutasyona uğrattı. Fakat bağışıklık sistemi ne yapıyor? Aziz Sancar Hoca kulakları çınlasın. Burada bir metilasyon oluyor. Yani o hatalı gen hemen metilleniyor, paketleniyor. Hücreye transfer ediliyor ama inaktif. Uyuyor. Bir daha uyandırılmayacak. Veya bir onkojen, bir kanser geni, bir bu vücut bunu tanıyor bağışıklık sistemin. Hemen onu paketliyor, metilasyon diyoruz biz buna. Asiti, asetilasyon da olabilir, sulfanasyon da olabilir, değişik ben basitçe. Onu paketleyip atıyor, yani inaktif hale geliyor. Sen uyu orada diyor. Bak bu bağışıklık sisteminiz. Ancak, ancak gıdalar üzerinden şimdi siz doğal olmayan bir gıdayı aldınız önemli değil doğal olmayan ya da paketlenmiş işte doğal olmayan ne bileyim ben bir domates bir patlıcan her neyse aldınız bunu yediniz bunun mikro erneyaları şimdi sindirimde parçalanıyor ya kana geçti kandan da hücrenin içine geldi DNA'nın içine yani genomdan içeri girdi mi oradaki suskun duran bir geni uyandırabiliyor. Hmm. Yani bu mikro aynı zamanda messenger, mesaj veriyor. Ya o paketlenmiş o inaktifti, deaktiveydi, uyuyordu. Zararsızdı. Mesela silence, silence sessiz. diyor buna, sessiz gen orada duruyor. Kötü o, kötü vücut onu paketlemiş sen diyor ama bu Doğal olmayan bir gıdayı tükettiğiniz için içeriğindeki mikro işte o suskun geni pat diye uyarıyor. Ne oluyor? Bir hastalık ortaya. İlla kanser değil. Allah bilir orada kullandığınız o hormon dışarıdan aldığınız veya zirai ilaç veya herhangi bir zararlı kimyasal madde o geni nesini bozdu biz bilemeyiz. Bir bakarsın Cushing sendromu yapar. Bir bakarsın Hashimoto trioidi tetikler. Bir bakarsın romatizmayı tetikler. Ne bileyim ben? Ne buna için? ömrün yetmez. Hüseyin bunu araştırmaya. Onun için mümkün olduğu kadar doğal olan gıdayı tüketeceksiniz. Bak bununla çıkmış artık bir sürü yayın var. Bunlar çok yeni şey. Ben bunu 20-25 yıl önce söylüyordum. Evet. uh